Arkadaşlar merhaba. Yine uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Şöyle tarlamın bir kısmını göstereceğim sizlere. Bu bölge Taraça bölgesi. Yani bulunduğumuz yer alta doğru Taraça halinde olduğu için bu ismi vermiştik. Bu bölgede kabaklar var. Kış kabakları, bal kabakları. Salatalık, acurlar var. Yine yaz kabakları var. Şunlar yaz kabağı. Yaz kabaklarım oldu. Bunlar beyaz olan, dolması yapılan, kızartması yapılan. 2 gündür de topluyorum. Şurada daha çok küçük olan patlıcanlar var ve kış içinde diktiğimde kerevizler var. Domatesleri çok geç ektiğim halde, bu da çeri domatesiymiş büyük bir ihtimal. Üzerinde şöyle göstereyim. Bakın küçük minik minik domatesler olmaya başlamış. Çok takip edemedim ben arkadaşlar bahçeyi. Nedeni ise bayağı yoğunduk şu bir ay içinde. O yoğunluğu atlattık. Şimdi tekrar ben bahçe işlerine geri döndüm. Hatta sulamayı bile unuttum çoğu defa. Bitkilerim biraz buruştular. Böyle yaprakları iyice soldu. Hemen 2 gün sonra su verince canlandılar. Bakın şöyle kabaklarımıza. Yani bu bebek kabak. Minicik daha. 2 gün sonra da bu açmış olacak, büyümüş olacak daha çok. Bakın şu köşedeki bal kabaklarına. Şöyle şunlar. Çok güzel. Kestane kabağı bunlar. Dilim dilim oluyor. Önce böyle büyüyor. Dalları yayılıyor, yayılıyor. Ondan sonra ürün vermeye başlıyor. Özellikle şu bölgede dikkat ederseniz şurada Taraça'nın devamında yabani otlar, turp otları var. Tabii ki çok fazla da tohum yayılacak gelecek yıl. Bakın şu tohumlara. Bu Taraça'nın tamamını kaplayacak. Fakat bu bal kabakları da dallarını şu şekilde kıyılara doğru yayarak o otların üzerine, tohumların üzerine salacak ve orada bal kabaklarını oluşturacaklar. Öyle ümit ediyorum tabii ki. Bugün yine bir yağmur yağdı. Çok fazla yağdı. Şöyle yaprakları falan. Bakın böyle perişan etti. Ama bir ara rüzgar çıktı, dağıttı yaprakları ama o kadar çok da zarar vermedi. Yalnızca yapraklar birazcık böyle kendini saldı. Bu yağmur iyi gelecek bitkilerime. Fakat yabani otlar da arkadaşlar o kadar çok tohum yayıldı ki tarlada, bahçede. Onlar da öyle bir fışkırdı ki her taraf semiz otu. Hatta diğer şimdi şu ileride gondol dediğimiz büyük tarla var. Koca tarla var. Orada da semiz otları o kadar çok ki. Üzerinde yürürken sanki böyle halının üzerinde yürüyormuş gibi hissediyorum. O kadar çok semiz otu oldu. Bunlar da yine bal kabaklarının başka bir cinsi. Bende her tür bal kabağı var. Kabakları çok sevdiğim için de çevredeki dostlarımız, arkadaşlarımız hep bana bak kabak tohumu getiriyorlar. Ben de hepsini ekiyorum. Veriyorum, kabak tohum oluyor. Yani şu dediğim, bakın nasıl sarmaya başlamış yavaş yavaş. Şöyle Taraça'nın aşağısına doğru uzanacak. Orada kabakları olgunlaştırmaya başlayacak. Henüz daha dal sağlıyor. Köke doğru gitti zaten. İlerleyecek. Bunlar acur arkadaşlar. Bunlardan da tek tük almaya başladım. Hatta bugün ilk defa 2 tane buldum, topladım. Birini eşime verdim, birini de ben yedim. Çıtır, böyle çıtır çıtır, kütür kütür bir yapısı var. Çok da güzeller. Artık bundan sonra ben salatalık zaten pek sevmem. Salatalık almam. Bu da sonradan ektiğim bal kabakları. Bunlar da büyümeye başladılar. Ürün vermeye başlayınca da size tekrar gösteririm. Tabii ki yabani otlar da arkadaşlar devam ediyor. Hemen şöyle birazcık göstereyim semiz otlarını. Bakın her taraf semiz otu. Bunlar sütlü diken otu, sütlüce helvacık otu. Şu sirken otu. Bakın yabani ıspanak otumuz. Böyle yayılmışlar. Şurada hemen minik olarak gördüğümüz de arkadaşlar çıtlık otu. Yani ak hindiba diye geçiyor. Çok da güzel. Bu yıl bir defa ancak yiyebildim. Salatasını yapmıştım hatta. Bir daha yiyemedim. Şöyle çiçeklerini de göstereyim. Acurların. Harika bir acur.
Çok da güzeller. Bunları aslında yemekten ziyade seyretmek için ben ekiyorum. Yemeği de seviyorum ama şu güzel bitkilerin büyümesi beni çok heyecanlandırıyor. Bakalım şöyle bir tane görebilirsem size de gösteririm. Olmazsa yine birkaç gün sonra sizinle paylaştığım videoda onları toplarken gösterebilirim. Burada göremedik. Şuraya bakalım. Bunları çok erken ekmiştim ama çok soğuklar olduğu için üzerinden 20 gün, 1 ay kadar sonra ektiğim acurlar da aynı zamanda olgunlaştı. Yani aslında tohumun ekilme zamanından ziyade toprağın ısısı, havanın ısısı çok önemli. Şöyle bakın. Ah işte size sürpriz. Size sürpriz olarak şunu gösterebilirim. Bakın arkadaşlar. Bakın. Bu çok güzel. Kütür kütür bir tadı var. Bugün bu beşincisi. 2 gün sonra da bunlar kocaman olacaklar. Ve toplamaya başlayacağım. Evet. Bunu böyle göstereyim arkadaşlar. Çok güzeller. Şimdi burada aynı zamanda ben kereviz de ektim. Kerevizler büyümeye başladılar. Çok geç olgunlaşan bir kış sebzesi kereviz. Bakın bu yağmurlar da iyi geldi. Sabah da sulamıştım. Üzerine bir de yağmur geldi. Çok güzel oldu. Bu kereviz de tohuma kalkmaya başladı. Çünkü suyu az verdiğim için hemen bitki kendisini korumaya alıyor. Neslini devam ettirmeye çalıştığı için. Böyle bir bahçemiz arkadaşlar. Hemen semiz otlarını yine bakın. Şuraya bakın. Ne kadar büyük oldular. Tohuma da başladılar. Her taraf gelecek yılı yine semiz otuyla kaplanacak. Şöyle geriden baktığımız zaman da şöyle evimizin yakınında olan bahçemiz bu. Taraşa bahçesi. Şimdi şuradan ilerleyip hemen koca tarla dediğim, biz daha önce ona gondol ismini vermiştik arkadaşlar. O gondol da aslında gondol gibiydi. Toprak şöyle bir kavisi vardı. Gondola benziyordu. Sonra biz oraya toprak yığdık, düzleştirdik. Koca tarla oldu. Yani aile içinde biz konuşurken genelde mevkiyi belirtirken gondoldayım diyoruz. Çünkü aşağıda bir tane daha koca tarla var. Bu da koca tarlanın diğeri.